Hayırlı sabahlar efendim. Bugün 29 Ekim 2019 Salı. Diyanet TV ekranlarında gündem programıyla karşınızdayız. Bugün Cumhuriyetimizin 96. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. 29 Ekim 2019 Salı günü bugün ve bütün gazilerimizi başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere minnetle yad ediyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Kendilerine minnettarlığımızı ifade ederek gündeme başlayalım. Evet, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yıl dönümünü kutluyoruz dedik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla görüntülü bir mesaj yayınladı. Türkiye'ye yönelik olarak sınırlarımızın güvenliğinden ekonomimize kadar egemenliğimize hedef alan çok yönlü saldırılar kesintisi sürüyor. Milli birlik içinde Cumhuriyetimizin birikimiyle tüm bu sorunların üstesinden geleceğiz dedi. Aziz milletim. Ülkemizin 81 vilayetiyle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Tarihimizin bu önemli dönüm noktasının sevincini bizimle paylaşan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin ilanının 96. yıl dönümü kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Paşa başta olmak üzere bir asırlık şanlı geçmişe sahip İstiklal Harbimizin zafere ulaşmasında ve yeni devletimizin kuruluşunda vazife üstlenen kahramanlarımızı saygıyla yad ediyorum. Türkiye, bağımsızlık mücadelesini en başından en sonuna kadar milli iradenin temsilcisi olan meclisi eliyle yürütmüş bir ülkedir. Önümüzdeki yıl, 100. yıl dönümünü kutlayacağımız Büyük Millet Meclisimizden bugüne kadar ülkemizin kalkınması, güçlenmesi, İleriye gitmesi için çalışmış tüm milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum. Bin yıldır dünyanın en gözde, üzerinde en çok mücadele yürütülen coğrafyasında yaşamamızın bedelini canlarıyla ödeyen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Millet ve devlet olarak varlığımızı ve geleceğimizi korumak amacıyla son yıllarda yine tarihi bir mücadelenin içindeyiz. Terör örgütlerinin saldırılarından 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar yaşadığımız tüm hadiseler bu tarihi mücadelenin tezahürleridir. Suriye'de yürüttüğümüz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve son olarak Barış Pınarı harekatları da yine bu mücadelenin birer parçasıdır. Bundan bir asır önce başlattığımız ve yeni devletimiz Cumhuriyetimizi kurarak taşlandırdığımız İstiklal Harbimizin bir benzerini farklı görüntüler ve yöntemlerle veriyoruz. Milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik her türlü oyun, her türlü fitne sergileniyor. Sınırlarımızın güvenliğinden ekonomimize kadar egemenliğimizi hedef alan çok yönlü saldırılar kesintisiz sürüyor. Türkiye, kadim tarihi birikimi, köklü devlet tecrübesi ve bir asra yaklaşan cumhuriyet birikimiyle tüm bu sorunların üstesinden gelebilecek güce, imkana, kararlılığa sahiptir. Nitekim ülkemizin önünde kurulan tüm tuzakları Allah'ın yardımı, milletimizin desteğiyle birer birer bozarak bugünlere geldik. İçinden geçtiğimiz bu önemli süreci de cumhuriyetimizi bizlere miras olarak bırakanların vizyonuna uygun şekilde başarıyla neticelendireceğimize yürekten inanıyorum. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak bizden sonraki nesillere 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilme fırsatı vereceğiz. İnşallah cumhuriyetimizi daha nice yıllara çok daha güçlü, çok daha müreffeh bir şekilde taşıyacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu duygularla bir kez daha Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Kalın sağlıcakla. Diyanet İşleri Başkanlığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajda aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor. Bu güzel vatanda ilelebet, özgürce ve kardeşçe yaşamayı bizlere nasip etmesini Yüce Mevla'dan temenni ediyoruz ifadeleri kullanıldı.
Tarih boyunca adaleti, asareti ve cesaretiyle dünyanın dört bir yanında iz bırakan milletimiz, karşılaştığı zorluklarında yine çağlara örnek olacak kahramanlıklarla üstesinden gelmiştir. Bundan bir asır önce çeşitli hile ve tuzaklarla saldırılara maruz kalan vatanımızı korumak için verilen mücadele bunun en yakın örneğidir. Aziz milletimiz, istiklalimizin sembolü şanlı bayrağımız inmesin, hakikati aleme ilan eden ezanlarımız dinmesin, harimi ismetimiz çiğnenmesin ve mabetlerimizin göğsüne namahrem eli değmesin diye canıyla, malıyla ve bütün imkanlarıyla onlarca cephede destanlar yazmıştır. Zor şartlara ve imkansızlıklara rağmen inanç, azim ve sabırla verdiği bağımsızlık mücadelesini zaferle taçlandıran ecdadımız, iradesine vurulmak istenen prangaları kırmış ve milli iradenin gücünü tescil ederek cumhuriyeti ilan etmiştir. Dolayısıyla cumhuriyet, millet iradesini görmezden gelen ya da hiçe sayan hiçbir tavrın meşru olmadığının ve asla kabul edilemeyeceğinin de ilanıdır. Şüphesiz milli mücadelede milletimizin en büyük dayanağı ve gücü Allah'a olan sarsılmaz imanı, esareti asla kabul etmeyen yüksek karakteri, mukaddesatı ve değerleri uğruna mücadele etmeyi en büyük şeref sayan inancı olmuştur. Cumhuriyetimizin 96. yılında bir kez daha ifade etmeliyiz ki, uğruna milli mücadele verdiğimiz değerleri diri tutarak, nesillerimize aktarmak, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirerek ortak değerlerimiz etrafında kenetlenmek, her daim milletimizin ve devletimizin huzur ve refahı için çalışmak, bu cennet vatanda yaşayan herkesin düne, bugüne ve yarına karşı en büyük sorumluluğudur. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. Milli mücadelenin bütün kahramanlarını, geçmişten günümüze vatan ve mukaddesat yolunda canını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor. Bu güzel vatanda ilelebet, özgürce ve kardeşçe yaşamayı bizlere nasip etmesini Yüce Mevla'dan temenni ediyoruz. Sayın seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı terör örgütü DAEŞ elebaşı Bağdadi'nin öldürüldüğü haberinin yankıları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teröre karşı yapılan mücadelede dönüm noktası olmuştur dedi ve ABD'ye bir mesaj gönderdi. Teröre karşı müttefiklik ruhuna uygun mücadele verildiğinde insanlık huzura kavuşacaktır dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DAEŞ elebaşı Ebu Bekir el-Bağdadi'nin ölü ele geçirilmesini partisinin İzmir'deki toplantısında değerlendirdi. Toplantıya telefonla bağlanan Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin DAEŞ elebaşı Bağdadi'ye yönelik operasyonunu terörle mücadelede dönüm noktası olarak niteledi. Bütün bunlarla birlikte teröre karşı yapılan bu mücadelede adeta bugün de bir dönüm noktası olmuş. Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter'dan da bir açıklama yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'ne mesaj gönderdi. Teröre karşı müttefiklik ruhuna uygun mücadelenin önemini vurguladı. Türkiye bundan önce olduğu gibi bundan sonra da terörle mücadeleye katkı sunmaya devam edecektir. DAEŞ, PKK, YPG ve diğer tüm terör örgütleriyle mücadelede en çok bedel ödeyen ülke olarak bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Teröre karşı müttefiklik ruhuna uygun, kararlı bir mücadele verildiği takdirde tüm insanlığın huzura kavuşacağına gönülden inanıyorum. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da DAEŞ elebaşının ölü ele geçirilmesini değerlendirdi. Türkiye Cumhuriyeti olarak NATO müttefikimiz ABD'nin eli kanlı bir teröristi adalete teslim etme çabalarına destek olmaktan memnuniyet duyduk. Teröristlerin önüne set çeken Türkiye, bundan sonra da terörün her türlüsüyle mücadele etmek için ABD ve diğer ülkelerle yakın işbirliğini sürdürecektir. Güçlerimizi birleştirmenin ve bölgemizde faaliyet gösteren tüm terör örgütlerini yenilgiye uğratmanın zamanı gelmiştir. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise Ebu Bekir el-Bağdadi, insanlığın, İslam dininin ve Türkiye'nin en büyük düşmanlarından biridir, dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, DAEŞ elebaşı Bağdadi'nin öldürülmesini önemli bir kazanım olarak niteledi. Ancak bu operasyon üzerinden ABD'nin farklı bir sakıncalı çaba içine girdiğini belirtti.
Bağdadi'nin öldürülmesi üzerinden YPG-PKK meşrulaştırılmaya çalışılıyor dedi. Kalın, DAEŞ'le mücadele konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çalışmalarının önemini de vurguladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da Amerika Birleşik Devletleri'ne sert mesajlar vardı. Abu Bakar al-Baghdadi is dead. Bağdadi yıllardır kaçıyordu. DAEŞ'in eylem planlarıyla ilgili bilgilere ulaştık ve onu etkisiz hale getirdik. Operasyona desteklerinden dolayı Rusya, Türkiye, Suriye, Irak ve Suriyeli Kürtlere teşekkür ediyorum. Amerikan kaynaklar Trump'ın Türkiye'ye teşekkür etmesinin nedeni olarak Türkiye'de yakalanan bir DAEŞ'li teröristin verdiği ifadeler doğrultusunda El-Bağdadi'nin İdlib'in Barışa bölgesindeki bu evde olduğunun belirlenmesini gösteriyor. İddiaya göre bu istihbarat Amerika Birleşik Devletleri'ne iletildi, ardından Amerikan ordusu 8 helikopter 2 İHA desteğinde bölgeye indirdiği komandolarla operasyon yaptı. Bağdadi'nin öldürülmesi teröre karşı önemli bir kazanımdır. DAEŞ'e karşı mücadelemiz de aynı kararlılıkla devam edecektir. Trump aynı cümlede Suriyeli Kürtler olarak nitelediği terör örgütü YPG-PKK'ya da teşekkür etmişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu operasyon üzerinden terör örgütü PKK-YPG'yi meşrulaştırma çabasına girdiği uyarısı yaptı. Buradan özellikle Suriye'de YPG terör örgütüne bir kredi çıkartma, onlara bir paye verme şeklinde bir çabanın olduğunu da görüyoruz. İşte onlar bir takım istihbarat paylaşımı yapmışlar, destek olmuşlar vesaire gibi. Bunların YPG terör örgütünü meşrulaştırmaya dönük birer çaba olduğunu biz görüyoruz. Bunlara karşı da herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. İbrahim Kalın, DAEŞ'ın İslamofobiyi körükleyen bir örgüt olduğunun da altını çizdi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konudaki çalışmalarının önemine vurguladı. Bundan sonra da bu terör örgütüyle mücadelemiz etkin bir şekilde devam edecek. Bu konuda sadece askeri makamlarımız, ilgili birimlerimiz değil. Biliyorsunuz Diyanet İşleri Başkanlığımız da DAEŞ ideolojisinin ne kadar sapkın bir ideoloji olduğuna dair ilmi akademik çalışmalar yaptı. Bunları daha da devam ettireceğiz. İbrahim Kalın, Batı'nın terör örgütlerine karşı çifte standardını eleştirdi. Dünya DAEŞ terör örgütü kendisine saldırdığı için bunu küresel bir terör problemi olarak görüyor. Ama FETÖ'yü maalesef bu çerçevede görmüyor. Terör örgütleri arasında hiyerarşik ilişkiler kurarak, ayrım yaparak bu iyi terör örgütüdür, bu kötü terör örgütü diyerek terörle mücadele edilmez. Bizim açımızdan DAEŞ nasıl bir terör örgütüyse, FETÖ nasıl bir terör örgütüyse, PKK da, onun Suriye'deki uzantıları olan YPG'de, PYD'de, onun değişik fraksiyonları da birer terör örgütüdür. Zaten dünyanın anlamadığı şey bu. Kalanın eleştirilerinin hedefindeki Trump yönetimi, YPG-PKK ile başlarından Mazlum Korkmaz Kod adlı Ferhat Abdüşahin'le görüşmüş, üstelik Amerika Birleşik Devletleri'ne davet etmişti. Öldürülen El-Bağdadi ne kadar teröristse, Ferhat Abdüşahin de o kadar teröristtir. Bu kadar açık ve net. Hiç kimse kusura bakmasın. Telefonla konuşmak, ona muhatap olmak, onun teröristliğini kisvesini üzerinden almaz. Canidir, katildir ve hukuk devleti denilen devletler bununla muhatap olamazlar, olmamalıdırlar. Kırmızı bültenle aranan terör örgütü elebaşının Amerika Birleşik Devletleri'ne girdiği anda tutuklanıp Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin olarak Ankara'da Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı talepname Amerika Birleşik Devletleri'ne iletilmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na teslim edildi. DAEŞ elebaşı Bağdadi'nin ölü ele geçirilmesine ilişkin birçok ülkeden açıklama geldi. Rusya, Bağdadi'nin ölü ele geçirildiğinden şüphe ettiğini açıklarken, İran, Bağdadi'nin öldürülmesi DAEŞ'ın bittiği anlamına gelmiyor yorumunu yaptı. Amerika Birleşik Devletleri DAEŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ölü ele geçirildiğini duyurdu. Ancak Rusya bu habere şüpheyle yaklaşıyor. Rusya Savunma Bakanlığı İdlib gerginliği azaltma bölgesinde düzenlenen operasyonla ilgili güvenilir bilgiye sahip değil. Bağdadi'nin öldürülmesine yönelik operasyonda yer aldıklarına dair çelişkili açıklamalar yapan ülke sayısının artması, operasyonun gerçekliği ve başarısıyla ilgili şüphe uyandırıyor. Rusya, Trump'ın belirttiği günde İdlib'de herhangi bir Amerika Birleşik Devletleri hava ve kara operasyonunun da gerçekleşmediğini açıkladı. İran'dansa ABD'ye iğneli mesaj vardı. İran hükümet sözcüsü Ali Rebi, Amerika Birleşik Devletleri'nin DAEŞ'ı ortaya çıkardığı, şimdi de bitiriyormuş görüntüsü verdiğini söyledi. Bağdadi'nin ölümü baskıcı ve tahripkar terörizmin sembolünün yok edilmesi demektir. Bin Laden'in ölümüyle
terörün kökü kurutulmadığı gibi Bağdadi'nin ölümü de deaşizmin sonu olmayacaktır. ABD medeniyet söylemini kendi tek eline almaya, askeri müdahaleler ve yaptırımlarla da kendini terörle mücadelenin temsilcisi gibi göstermeye çalışıyor. Oysaki terörizm, Orta Doğu ve Afrika'da ABD'nin askeri politikaları, petrolü sömürmesi ve baskıcı rejimleri desteklemesi neticesinde doğmuştur. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Bağdadi'nin öldürüldüğü haberinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, terörle mücadelede önemli bir adım atıldığını belirtti. ...29 Ekim 2019 Salı gününün gazete manşetlerine geçiyoruz. Yeni Şafak gazetesiyle başlayalım. PKK'nın DEAŞ ticareti manşetini kullanmış bugünkü Yeni Şafak gazetesinin manşeti bu şekilde. PKK-PYD kamplarda tuttuğu DEAŞ'lıları para karşılığında serbest bırakıyor. Bir DEAŞ'lıdan istenen para 10 bin doları buluyor. Suriye İnsan Hakları Ağı'na göre kamplardan kaçan ya da serbest bırakılanlar hakkında herhangi bir kayıt bulunmuyor. Tutuklulara yönelik cinayet, işkence ve cinsel tacizde had safhada denilmiş. Terör örgütü SDG-PKK özellikle Barış Pınarı operasyonuna yakın kamplarda güvenliği gevşetti. Rakka kuzeyindeki Ayn İsa başta olmak üzere birçok bölgede yüzlerce DEAŞ'lı terörist serbest bırakıldı. En önemli tehlikelerden biri 70 bine yakın kişinin tutulduğu El Hol kampı. DEAŞ ticareti yapılan kampta para verenler serbest kalıyor deniliyor ve uluslararası kuruluşların kampta kalanlar için aktardığı fonlara da el konuluyor. PKK ailelere ücretsiz olarak verilmesi gereken yardım kartlarını parayla satıyor. Kamplarda çok sayıda işkence, cinsel saldırı ve kayıp vakası var ve SDG'nin 45'i kadın, en az 583 kişiyi bilinmeyen lokasyonlara götürdüğü belgelendi ifadeleri kullanılmış yine haberin ayrıntılarında. Yine hemen altındaki başlığı da aktaralım. Operasyon inandırıcı değil şeklinde Bağdadi ile ilgili bir haberi görüyoruz. Dünya Amerika Birleşik Devletleri'nin Bağdadi operasyonunu tartışıyor. Washington ve ABD medyasının verdiği bilgilerin çelişkili olması dikkat çekiyor. Eski istihbaratçı ve komutanlar da karanlık noktalara dikkat çekti. Emekli Tuğgeneral Abdullah Kılıçarslan ölüm haberine de öldürüldüğüne de inanmıyorum. Amerika Birleşik Devletleri Bağdadi'yi tünelde sıkıştırdığını iddia ediyor. O zaman son görüntüleri yayınlasınlar. Emekli Albay Mithat Işık özel operasyon yapmış biri olarak Bağdadi'nin öldürülmesi bana inandırıcı gelmedi. Bu gibi operasyonlarda inandırıcı olmak için kanıt koymanız gerekiyor. Burada hiç kanıt yok. Bomba uzmanı bir emniyet yetkilisi ise şu bilgileri verdi. İncelediğimiz bombalı eylemlerin tamamında saldırıyı gerçekleştirenlerin kafaları hep sapasağlam duruyordu. Bağdadi'nin kafasıyla ilgili gerekli incelemeler yapılmalı şeklinde ifade edilmiş. Uzmanların görüşleri bu şekilde özetlenmiş Yeni Şafak gazetesinde. Devam edelim, logonun üst kısmındaki başlık İstiklal Mücadelesi veriyoruz şeklinde. Yine Cumhuriyet Bayramı ile alakalı bir başlığı görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda yeni istiklal mücadelesi vurgusu yaptı. Varlığımızı ve geleceğimizi korumak amacıyla son yıllarda tarihi mücadelenin içindeyiz. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve son olarak Barış Pınarı harekatları da bu mücadelenin birer parçasıdır. Bundan bir asır önce başlattığımız ve yeni devletimiz Cumhuriyetimizi kurarak taşlandırdığımız İstiklal Harbimizin bir benzerini farklı görüntüler ve yöntemlerle veriyoruz ifadelerini kullanıyor Yeni Şafak gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ve süre bugün doluyor başlığını görüyoruz yine bu haberin hemen altında. Tel Abyad, Resulayn hattı dışında kalan Suriye sınırında güvenli bölge oluşturmak için Rusya ile varılan 150 saatlik anlaşma süresi bugün 18'de doluyor. Şu PKK-PYD bu saate kadar sınırdan 30 kilometre geriye çekilmezse Türkiye Barış Pınarı harekatı için yeniden düğmeye basabilecek notu da paylaşılmış.
ve ABD'li ataşe karargaha çağrıldı. Hemen altındaki başlık, Milli Savunma Bakanlığı Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri ateşesini karargaha çağırdı. Çağrı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında PKK'dan kurtarılan Resulayn'da teröristlerin taciz ateşinde uzman onbaşı Tahsin Sarıtosun'un şehit düşmesinin ardından yapıldı. Resulayn'da daha önce de bir askerimiz şehit olmuştu. Evet, Yeni Şafak gazetesinden aktaracağımız son haber başlığı bu şekildeydi. Devam edelim Yeni Birlik gazetesiyle. YPG, DH'lıları para alıp bırakmış şeklinde. Biraz önce Yeni Şafak gazetesinde de aynı paralel bir başlığı görmüştük. Burada da Mevlüt Çavuşoğlu'nun ifadeleri manşetten verilmiş. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, YPG'lerin DH'lıları para karşılığında serbest bıraktığına dair duyumlar geliyor. Terör örgütünden başka bir şey beklenemez dedi. Türkiye'nin DH ve YPG, PKK gibi terör örgütleriyle mücadelesinin süreceğinin altını çizen Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekilmemeleri halinde Türkiye'nin teröristleri temizleyeceğini anlatarak, varsa çıkmayan bunu temizleriz, bu anlamda harekata ara verdik ya da o bildirimden sonra durdurduk demek, burada kalan teröristlere karşı hiçbir şey yapmayacağız anlamına gelmez. Zaten sahada biz varız, askerimiz orada, geri çekilme yok şeklinde konuştu. Amerika Birleşik Devletleri ile Suriye konusunda varılan mutabakata ilişkin Çavuşoğlu, ABD ile önce Barış Pınarı harekatına ara verme, sonra da teröristler buradan çıktıktan sonra harekatı durdurma yönünde bir anlaşma yapıldığını, Amerika Birleşik Devletleri'nin de 120 saat sonunda YPG'li teröristleri buradan çıkarıldığını yazılı taahhüt ettiğini belirtti. Türkiye'nin Rusya ile vardığı mutabakatta da YPG-PKK'lı teröristlerin 150 saat sonunda Fırat Nehri'nden Irak sınırına kadar 444 kilometrelik bir uzunlukta 30 kilometrelik derinliğe çekilmesinin yer aldığını hatırlatan Çavuşoğlu, çekilmedikleri takdirde Türkiye'nin bu teröristleri de temizleyeceğini söyledi denilmiş yine diğer haberin ayrıntılarında. Devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri Bağdadi operasyonundan YPG'ye pay çıkarıyor denilmiş yine bu haberin hemen yanında. Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın'ın açıklamaları yer alıyor. Kalın, DH lideri Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin YPG'ye bir kredi çıkarma çabası olduğunu savundu. YPG'yi aklamaya, onlara bir paye vermeye dönük çabaların da bizim açımızdan kabul edilemez olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim diye konuştu. Bağdadi'nin hareketliliği soruşturulmalı şeklinde bir başlık görüyoruz bu haberin hemen altında. Ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamaları var. Altun, ABD'nin terör örgütü DH'ın elebaşı Ebu Bekir el-Bağdadi'yi ele geçirmesine ilişkin, DH elebaşının Suriye içindeki ve son olarak İdlib'deki hareketliliği hakkında kapsamlı bir soruşturma yapılmalıdır. DH'a ve elebaşına yardım, yataklık ve müsamaha edilmesinden sorumlu olanların araştırılması ve adalet karşısına çıkarılması gerekmektedir ifadelerini kullandı. Korumaya devam edeceğiz şeklinde bir başlık görüyoruz hemen altında bu haberin. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele faaliyetlerimizin yanı sıra Kıbrıs ve çevresi dahil mavi vatanımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizi de azim ve kararlılıkla korumaktayız. Garantör ülke olarak uluslararası hukuk çerçevesinde kendi haklarımızı da Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını da korumaya devam edeceğiz değerlendirmesinde bulundu. Şahika Ercümen'den dünya rekoru başlıklı haberi aktaralım sizlere. Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Mersin'in Aydıncık ilçesindeki Gilindire mağarasında gerçekleştirdiği denemede paletsiz kategoride tek nefeste 100 metreye dalarak kadınlar dünya rekorunu kırdı. Buzul dönemden kalıntılarla çevrili suda paletsiz şekilde tek nefeste 100 metre sınırını aşan milli sporcu 90 metre sınırındaki dünya rekorunun yeni sahibi oldu denilmiş. Devam ediyoruz. Yeni Birlik gazetesinden aktaracağımız son haber bu şekildeydi. Sabah gazetesi var sırada. Son teröriste kadar devam. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ifadeleri manşetten verilmiş Sabah gazetesinde. Terör koridoruna izin yok. Son terörist etkisiz hale getirinceye kadar mücadeleye devam
demiş Hulusi Akar ve bu konuda başlıklar atılmış. Örgütü YPG'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesinden kaldığı gözüküyor ve kalanları etkisiz hale getireceğiz. ABD yazılı bir belgeyle hepsini çıkardık demişti. Amerika Birleşik Devletleri askeri ateşesini karargaha davet ederek bunu sorduk. Türkiye'nin sınırları, NATO'nun da güvenliği, varılan mutabakatların başka ülkelere zararı yok. Ruslar geniş bir askeri heyet gönderdi. Ortak devriyeyi ve teröristlerin çıkmasını konuşuyoruz. YPG 750 DAEŞ'lı teröristi serbest bıraktı. 265'i ya teslim oldu ya da yakaladık. Ferhat Abdüşahin de YPG'nin başındaki teröristtir. Bizim için Bağdadi'den farkı yok. Barış Pınarı Harekatı için Suriye Milli Ordusu'na münhasıran o bölgenin çocuklarını seçtik şeklinde Akar'ın önemli ifadeleri bu şekilde kısa kısa başlıklar halinde verilmiş Sabah gazetesinde. Hemen yanındaki başlık, tuzakları bozarak bugünlere geldik şeklinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleri kullanılıyor. Başkan Erdoğan, Cumhuriyet'in ilanının 96. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Bundan bir asır önce başlattığımız ve Cumhuriyetimizi kurarak taşlandırdığımız İstiklal Harbimizin bir benzerini farklı görüntüler ve yöntemlerle veriyoruz. Suriye'de yürüttüğümüz harekatlar bu mücadelenin birer parçasıdır. Ülkemizin önüne kurulan tüm tuzakları milletimizin desteğiyle birer birer bozarak bugünlere geldik şeklinde konuştu. Ve 3 şehide veda, PKK'ya lanet başlıklı haberi aktaralım. Son olarak en alt kısımda yer bulmuş. Barış Pınarı şehitleri Erdoğan Türkel ve Tahsin Sarıtosun'la Dağlıca şehidi Mustafa Korkmaz törenle son yolculuklarına uğurlandı. Cenazelerde "Kahrolsun PKK" sloganları atıldı. Türkiye'nin cenazesinde annesi "Oğlunun mezarını süsleyin ve o benim aslanımdı" diyerek ağıtlar yaktı denilmiş yine haberin ayrıntılarında. Evet, Sabah gazetesinden aktaracağımız son haber başlığı bu şekildeydi. Devam edelim. Milliyet gazetesi var sırada. Milliyet gazetesi son dakika operasyonu şeklinde DAEŞ lideri Bağdadi'ye yapılan operasyonun perde arkasını okuyucularına aktarmış. El Bağdadi operasyonu aylar öncesinden planlanmaya başlandı. Trump 3 hafta önce ani bir kararla ABD'nin Suriye'den çekileceğini açıklayınca tüm planlar alt üst oldu. Acil operasyon yapıldı. Operasyonu başlatan bilgi, öldürülen DAEŞ lideri Bağdadi'nin eşlerinden biriyle yazın yakalanan bir kuryeden elde edildi. Reuters, Bağdadi'nin baş danışmanlarından İsmail Etavi'nin de kilit isim olduğunu öne sürdü. Türkiye'nin yakaladığı Etavi, Irak'a teslim etmişti. Bunların dışında ABD ve Türkiye'nin yakaladığı üst düzey 5 DAEŞ'lıdan da önemli bilgiler alındı. ABD basınına göre operasyon için aylar öncesinden hazırlık başladı. Trump'ın çekilme kararı tüm planları alt üst etti. Pentagon, casus, keşif uçuşu ve askeri varlık ağı çözülmeden hazırlıkları hızlandırdı ve riskli bir gece baskınıyla yer değiştirmek üzere olan Bağdadi öldürüldü. Yetkililer, Bağdadi'nin Trump sayesinde değil ona rağmen öldürüldüğünü aktardı denilmiş. Evet, devam ediyoruz. 150 saatlik süre bugün bitiyor. Sınır hattında gözler. Bununla ilgili bir başlık kullanılmış. Türkiye ile Rusya arasında anlaşmaya varılan 150 saatlik süre bu akşam bitiyor. PKK-YPG terör örgütüne ait konvoylar Suriye'nin kuzeyindeki Amude ve Derbesiye'den çekilirken örgütün boşalttığı alanlara rejim geldi. Rejimin Tel Temir ve Resulayn'a konuşlanması üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri çok sayıda tank ve zırhlı aracı Resulayn'ın doğu ve güney kısmına sevk etti deniliyor. 9.2 milyar dolarlık güven imzası başlığını görüyoruz. Küresel piyasaların zorlu bir süreçten geçtiği, büyüme oranlarının gerilediği, yatırımcıların güvenli limanlar aradığı son dönemde Türkiye'ye olan ilginin sürdüğü gözleniyor denilmiş. Uluslararası yatırımcılar Türkiye'ye güvendiklerini yüksek katılımlı sendikasyonlarla gösteriyor. Türk bankalarının yılbaşından bu yana uluslararası piyasalardan sağladığı sendikasyon kredileri 9.2 milyar doları buldu denilmiş. Devam ediyoruz. Star gazetesi var sırada. Kritik bilgi Türkiye'den şeklinde aktarılmış yine operasyona ilişkin bir başlık. Bağdadi'nin ölü ele geçirdiği operasyonun ilk adımı geçen yıl Türkiye tarafından atıldı.
MIT'in yakaladığı DH elebaşlarından Eyleti Avi'nin verdiği hassas bilgilerle süreç başlatıldı deniliyor. Trump'ın operasyonundaki işbirliği üzerine teşekkür ettiği Türkiye'nin istihbari katkısıyla terör örgütü DH elebaşı Bağdadi'ye giden yol açıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından geçen yıl Şubat ayında yakalanan Irak'a teslim edilen Bağdadi'nin sağ kolu Eyleti Avi operasyonun fitilini ateşledi deniliyor. Yine Türklerle hayat geldi şeklinde bir başlık görüyoruz en alt kısımda. YPG PKK'nın işgali altındayken Mehmetçiğin terörden temizlediği topraklarına kavuşan Tel Abyadlılar sokaklarda özgürce dolaşmanın mutluluğunu yaşıyor denilmiş. Tel Abyad'da manavlık yapan İsmail Abdullah Hamut teröristlerin dükkanları açmalarına izin vermediğini ama artık özgür olduklarını anlatırken berberlik yapan Mehmet Mustafa ise eve dönmeyi bekleyen hemşehrilerine seslendi. Türkiye'den gelen olursa burada şartlar iyi, ekmek var, sebze çok ve hayat çok güzel oldu şeklinde. Ve dünya rekoruna asker selamı başlıklı yine Şahika Ercümen'in rekorunu habere taşımış Star gazetesi de. Milli sporcumuz Şahika Ercümen, Mersin'de bulunan Girindire mağarasında tek nefeste 100 metreye gerçekleştirdiği paletsiz dalışla kadınlar dünya rekorunu kırdı. Ercümen çıkışta bu rekor Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünde Kahraman Mehmetçi'ye armağan olsun yazılı pankart açıp asker selamı verdi. Ve Başkan Erdoğan da milli sporcuyu telefonla arayarak tebrik etti. Paletsiz şekilde bir de mağarada büyük cesaret ifadelerini kullandı. Ve son olarak Milat gazetesini aktaralım şimdi sizlere. Başkasını kurarlar şeklinde ne ile alakalı? DH ile alakalı kullanılan bir başlık bu. Amerika Birleşik Devletleri DH elebaşı Bağdadi'yi öldürüldüğünü ilan etti. Rusya inanmıyoruz dedi. Trump'ın Obama ve Hillary kurdu dediği DH'ın yerine başka terör örgütünün sahaya sürülebileceği uyarısı yapıldı deniliyor. Amerikan Başkanı Trump'ın DH terör örgütü elebaşı Bağdadi'nin İdlib'de öldürüldüğünü açıklaması dünyayı karıştırdı. Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, Bağdadi'nin öldürülmesi DH'a sekte vurdu ama örgütü yok etmedi. ABD gibi ülkeler terör örgütlerini ulusal çıkarları için kullanıyor. Yarın bir gün başka bir terör örgütü ortaya çıkabilir ifadelerini kullandı. Ve şehitlere son görev başlığını görüyoruz. Barış Pınarı Harekatı alanı Resulayn bölgesinde terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan piyade uzman çavuş Erdoğan Türkel'in cenazesi Adana'da toprağa verildi. Şehit uzman onbaşı Tahsin Sarıtosun'un cenazesi de memleketi Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı denilmiş. Hemen altındaki başlık boynumuzun borcu şeklinde. HDP'den daha kaçırdığı evlatlığını isteyen Diyarbakırlı annelerin eylemleri devam ediyor. Oğlu daha kaçırılan anne Ayşegül Biçer, artık bu gençleri kurtarmak boynumuzun borcu oldu. Belki oğlumu getiremem ama birçok gence engel olabilirim. Ölsem de buradan gitmem ifadelerini kullanmış. Ve yazıklar olsun şeklinde bir alt başlık. Polis amirleri eğitici yetiştirme kursunda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, öldürülen El Bağdadi ne kadar teröristse, Ferhat Abdi Şahin de o kadar teröristtir, bu adam bir canidir, katildir ve devletler bununla muhatap olamazlar, yazıklar olsun ifadelerini kullandı. Yine son aktaracağımız başlık memura ek gösterge desteği şeklinde. MKYK toplantısı sonrası konuşan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, memurlara 3600 ek göstergeye pozitif yaklaşıyoruz, bu konuda çalışıyoruz. Polis, hemşire, din görevlisi ve öğretmenlerimize bir düzenleme söz konusu, ekonomik disiplin içerisinde uygun bir takvime yerleştirilmesi ve meslekler arası dengelerde gözetilerek yapılmasıdır. Cumhurbaşkanımız ifade etmiştir, pozitif yaklaşım aynen sürmektedir ifadelerini kullandı. Evet, bu da son aktaracağımız haberdi. Milat Gazetesi ile birlikte manşetleri noktaladık, gündeme devam ediyoruz.
Sayın seyirciler, YPG PKK'ya güvenli bölgeden çekilmesi için verilen 150 saatlik süre bugün saat 18 itibariyle sona eriyor. Bölgeden terör örgütünün çekilmesinin sürdüğü haberleri geliyor. Rus birliklerinin de devriyelerine devam ettiği bölgede çekilme tamamlandıktan sonra Rus ve Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri ortak devriyeye başlayacak. 150 saat içinde YPG'li teröristler ve silahları 30 kilometrenin dışına çıkartılacak, örgütün tahkimat ve mevzileri imha edilecektir. 150 saatin sonunda Barış Pınarı Harekatı alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte Türk-Rus devriyeleri başlayacaktır. Tel Fırat ve Münbiş'teki tüm YPG'li teröristler silahlarıyla beraber bu bölgenin dışına çıkarılacaktır. YPG PKK'lı teröristlere Suriye'de güvenli bölgeden çekilmesi için verilen 150 saatlik süre bugün saat 18 itibariyle doluyor. Sürenin bitmesinin ardından terör örgütü YPG PKK çekilmesini tamamlamış olursa Rus ve Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri ortak devriyelere başlayacak. Çekilme tamamlanamamış olursa Barış Pınarı Harekatı kararlı bir şekilde sürdürülecek. Rusya Savunma Bakanlığı 29 Ekim saat 18'e kadar Kürt unsurlarının ve silahlarının Suriye-Türkiye sınırının 30 kilometre dışına çıkarılması gerekiyor. Bundan sonra Türk-Rus ortak devriyeleri başlayacak açıklamasını yaptı. Bu arada bugün Ankara'ya geniş bir Rus askeri heyeti gelecek ve güvenli bölge süreci değerlendirilecek. Rusya ile varılan çatışmasızlık mutabakatına rağmen terör örgütü YPG PKK saldırılarını sürdürüyor. Tel Abyad'da teröristlerce ilçe merkezine bırakılan bomba yüklü bir araç tespit edildi. Araç kısa adı meti olan mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha timince sivillerden uzak bir bölgeye çekilerek kontrollü şekilde patlatılarak etkisiz hale getirildi. Tel Abyad'ın güneydoğusundaki Suluk beldesinde bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısında ve Çobanbey'de yola döşenen bir mayının patlaması sonucu 2 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı. Terör örgütü YPG PKK, Tel Rifat'tan Suriye Milli Ordusu kontrolündeki Aziz ilçesine havan saldırısı düzenledi. 1 sivil yaralandı. Son çatışma ve saldırılarla birlikte Suriye Milli Ordusu harekatın başından bu yana 118 askerini şehit verdi. 417 Suriye Milli Ordusu askerinin ise yaralandığı kaydedildi. Suriye sınırından güneye inen Amerika Birleşik Devletleri birliklerinde de hareketlilik vardı. Suriye'nin doğusunda terör örgütü YPG PKK işgalindeki Deir ez-Zor'daki petrol sahalarına zırhlı araçlar ve askeri lojistik malzeme taşıyan tırlardan oluşan 170 araçlık ABD konvoyu sevk edildi. Helikopterlerin de eşlik ettiği konvoy, Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun süredir Irak'tan Suriye içine yaptığı en büyük sevkiyat olarak kayıtlara geçti. Terör örgütünden temizlenen Tel Abyad'da Suriyeliler her yeni günde daha huzurlu ve güvenli bir ortama uyanıyor. Sokaklar canlandı, insanların yüzü gülüyor. Aziz'de ise bir Türk polisiyle Suriyeli minik bir çocuğun umut ve sevgi dolu karşılaşması yansıdı kameralara. Barış Pınarı Harekatı'yla terörden kurtarılan Tel Abyad'da normalleşme çerçevesinde huzur ortamı sürüyor. İlçede yerel meclis kuruldu. 23 üyeli Tel Abyad Meclisi seçildi. Batı ülkeler işte Fırat'ın doğusunda özellikle işte PYD'nin bölgesinde istikrar var diyorlardı. Ama biz o istikrarın nasıl sağlandığını biliyorduk. Çünkü silah gücüyle zorla sağlanıyordu ama biz bu istikrarı yeniden Suriye'nin bu Tel Abyad'ın yerinden inşası ile birlikte demokratik bir şekilde inşallah dünyaya göstereceğiz. Terör örgütünün Tel Abyad'da zulmünün sona ermesi halkta büyük bir rahatlama sağladı. Benim babam 5 ayır aldılar, vurdular onlar. Yani çok sıkıntı yaptılar abi. Bak bizim evler hepsi burada, hepsi aldılar. İçine aldılar, ne var ne yok aldılar. Temizlediler, sonra döndüler. Şimdi kaçtılar. Şimdi kaçtılar, bıraktılar gitti. Şu anda bizde geldi.
insanların sebepsiz yere gözaltına alınarak çeşitli işkenceler yapıldığı, mülklerine el konulduğu, zorla dükkanlarını kapattırıldığı Tel Abyad'da her gün huzur ve güven ortamı daha da güçleniyor. Çarşı pazar hareketlenince esnafın da yüzü gülüyor. Yani elhamdülillah karametna rec'at. Terör örgütünden gördüğümüz zulmü ancak Allah biliyor. Bizlere çok zulmettiler. Durum burada çok iyi oldu. Çok güzel oldu. Eğer Türkiye'den gelen de olursa burada çok çok iyi oldu. Her şey çok burada. Ekmek çok, zebze çok oldu. Dükkanlar açıldı. Hayat çok çok güzel oldu. Bir Türk güvenlik görevlisinin Suriyeli bir çocukla olan muhabbeti ise Suriye'nin Aziz ilçesinde yansıdı kameralara. Arif Murat Atabey, görevli olarak gittiği Suriye'nin Azez ilçesine bağlı Aktarin beldesinde ekiplerle birlikte zırhlı araçla devriye gezerken araca doğru koşarak gelen Suriyeli çocuğu fark etti. Hemen aracını durduran polis memuru Arif Murat, aracından inerek kendisine koşan Suriyeli çocuğa çikolata verdi, yanaklarından öptü. Bu arada terör örgütü YPG PKK'nın roket ve havan saldırıları nedeniyle bir süredir eğitim öğretimi ara verilen Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak'ın sınır bölgesindeki okullarda öğretime yeniden başlandı. Sayın seyirciler, Resulayn ve Hakkari'den gelen şehadet haberleriyle yüreğimize bir kez daha kor ateşi düştü. Hain terör örgütü PKK-YPG'li teröristler Resulayn bölgesinde askerlerimize saldırdı. Piyade uzman çavuş Erdoğan Türkel ve uzman onbaşı Tahsin Sarıtos'un şehit düştü. Şehit uzman çavuş Türkel memleketi Adana'da, uzman onbaşı Tahsin Sarıtos'un da Kocaeli'de dualarla toprağa verildi. 24 Ekim tarihinde Hakkari'de teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan uzman çavuş Mustafa Korkmaz da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Hain terör örgütü PKK-YPG'li teröristler Resulayn bölgesinde keşif ve gözetleme yapan askerlerimize saldırdı. Saldırıda piyade uzman çavuş Erdoğan Türkel şehit düştü. Saat 2.15 sıralarında şehit olmuştur. Şehit Türkel için ilk tören Şanlıurfa Havalimanı'nda yapıldı. Silah arkadaşlarının katılımıyla gerçekleşen törenin ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu omuzlarda taşınarak uçağa konuldu ve memleketi Adana'ya gönderildi. Şanlıurfa'daki törenin ardından şehit Türkel'in naaşı memleketi Adana'ya getirildi. İlk olarak baba evinde helallik alındı. Daha sonra şehit Türkel'in naaşı tören için Yakapınar Mezarlığı'na getirildi. Adana Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Türkel gözyaşları ve dualar eşliğinde ebediyete uğurlandı. Resulayn bölgesinde teröristlerin taciz ateşinde ağır yaralanan onbaşı Tahsin Sarıtos'un kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Şehit Sarıtos'un için önce Şanlıurfa GAP Havaalanı'nda ardından da uçakla getirildiği İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tören düzenlendi. Düzenlenen törenlerin ardından şehidin naaşı dualar ve tekbirlerle baba evine gönderildi. Helallik almak için Kocaeli Darıca'daki baba ocağına getirildi şehit uzman onbaşı Tahsin Sarıtos'un naaşı. Sarıtos'un okunan dualar ve alınan helalliğin ardından Darıca Merkez Camii'ne götürüldü. Uzman onbaşı Tahsin Sarıtos'un için düzenlenen törene şehidin ailesinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Sarıtos'un ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından tekbirler eşliğinde Darıca şehitliğine defnedildi. Hakkari'den de yüreğimizi dağlayan şehit haberi geldi. 24 Ekim tarihinde teröristlerce gerçekleştirilen roketli saldırıda yaralanan uzman çavuş Mustafa Korkmaz, Ankara Gata Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Korkmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Korkmaz'ın şehadet haberi, Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesi Mesudiye mahallesinde yaşayan ailesine yetkililer tarafından ulaştırıldı. Acı haberi alan şehidin yakınlarını, komşuları ve yetkililer teselli etmeye çalıştı. Şehidin evinin olduğu sokak bayraklarla donatıldı.
Memleketi Mersin'e gönderilen uzman çavuş Korkmaz için Muğdat Camii'nde tören düzenlendi. Şehidin naaşı Mersin müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından top arabasına konuldu. Bir süre top arabasının arkasında evlatlarının cenazesinin ardından yürüyen aile şehidi el sallayarak ve selam durarak uğurlarken kalabalık "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" diye slogan attı. Şehit Mustafa Korkmaz Mersin şehir mezarlığındaki şehitlikte toprağa verildi. Evet, hem Barış Pınarı şehitlerimize hem de bu vatan uğruna şehit düşen tüm askerlerimizi rahmetle analım. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 96. yılını kutladık Cumhuriyetimizin. Bir kez daha kutlamış olalım. Gündemi burada noktalıyoruz efendim. Güzel haberler alacağınız hayırlı bir gün olsun dileklerimizle huzurlarınızdan ayrılalım. Saat 12'de günün önemli başlıklarıyla yine bu ekranlarda olacağız. Hoşçakalın.